Merhabalar. Bu videomuzda sizlere ilk olarak Word belgemize eklemiş olduğumuz, ekleyeceğimiz resim, şema, tablo ve benzeri ögelere nasıl kolay yoldan etiket verebiliriz? Bunları anlatacağım. Yani kolay yoldan etiket derken o hazırlanmış şekil 1, şekil 2, şekil 3, şekil 4 diye mesela otomatik olarak sıralandığı bir numaralandırma nasıl veririz? Bunu size anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak nereye ekleyeceksek ekleyeceğimiz yeri seçiyoruz ve öğemizi ekliyoruz. İşte ben şu anda buraya bir stadyum görüntüsü ekledim ve ben bunun adına stadyum diyeceğim. Yani resim bir ya da şekil bir stadyum diyeceğim. Bunu nasıl diyeceğim? Normal şartlarda gelip buraya işte resim bir stadyum yazabilirim ama bir rapor hazırlıyorsam ve bu raporda birden fazla böyle 15-20 tane, 30 tane bazen 50 tane görsel olacaksa ve resim 1, resim 2, resim 3 diye numaralandıracaksam ben bunları ve bunları yaptıktan sonra aradan örnek veriyorum 25. resmi sileceksem o zaman diğer bütün resimleri tek tek elimle tekrar numaralandırmam lazım. Şimdi bunu ortadan kaldıran ve otomatik olarak numaralandırmaya yarayan bir yapı bulunuyor Word programında. Bu yapıya hemen birlikte bakalım. Ben şu resim bir yazısını şöyle biraz aşağıya alayım. Şimdi eklediğim öğeye sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığım zaman bakın resim yazısı ekle diyor. Burada şekil de eklesem, tablo da eklesem yine bunun adına resim yazısı ekle olarak karşıma çıkacak. Bu böyle görünecek. Buna tıklıyorum. Tıkladığım zaman bana diyor ki bu resim yazısının adı ne olsun? Şimdi burada bakın etiket seçeneği var. Bu etiket seçeneğinden işinize yarayan varsa seçebilirsiniz. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi burada Türkçe klike bir ifade yok. Ya da benim kullanmak istediğim bir ifade yok diyelim. O zaman şurada yeni etiket yazıyor. Yeni etikete tıklıyorum. Mesela bu resim olsun. Resim diyorum ve tamam diyorum. Bakın buraya attım artık o resim de eklendi. Resime tıkladım. Resim yazısı nasıl görünecekmiş? Bu resim bir şekilde görünecekmiş. Nerede görünecek? Öğenin altında, öğenin üstünde. Ben altında görünmesini istiyorum. Şurada numaralandırma seçeneğine tıklayarak numaranın nasıl görünmesini istediğimi yapabilirim. Yani 1, 2, 3 diye mi olsun? A, B, C diye mi olsun? Roma rakamı mı olsun? Buradan onu da ayarlayabilirim. Ve buna tamam dediğim anda bakın resim bir eklendi. Hemen devamına geliyorum. Stadyum yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Ben buraya başka bir görsel daha eklemiş olsaydım ki hemen ekleyeyim. Şöyle bir resim ekledim. Buna da bakın hemen gelip sağ tıklayıp resim yazısı ekleye tıkladığım anda resim 2 tamam diyorum. Bakın buraya da işte kuşlar diyelim yazdım. Gördüğünüz gibi. Burada bakın 2 yazısı yakınlaştırayım birazcık ya da bir yazısı bakın diğerlerinden farklı durumda. Yani ben bu stadyumun mesela yazısını sildim diyelim ki bu resim 2'ye falan buraya gelip sağ tıklayıp alanı güncelleştir dersem otomatik olarak bütün belgemdeki resimlerin otomatik numaralandırması değişmiş oluyor. Ya da sağ tıklayıp resim yazısı ekle deyip tamam deyip buna stadyum yazdığımda tekrardan bakın aşağıdaki otomatik olarak resim 2 olmuş oldu. Bu işlem bu kadar kolay. Dediğim gibi ben resim üzerinden örnek gösterdim ama resmin dışındaki eklediğimiz her şeyde bu özelliği kullanabilirsiniz. Bunun diğer adı çapraz sorgu olarak da adlandırılmaktadır ama artık günümüzde resim yazısı ekli olarak ifade ediliyor. Şimdi devam edecek olursak hemen şöyle aşağı doğru geleyim örnek metnimiz üzerinden. Bakın metnimde New Stadium Proposal yazan bir bölüm var. Bu benim yazı yazamadığım bir bölüm. Bu üst bilgi olarak eklenmiş bir içerik. Yani her sayfada bakın görünen bir içerik. Her sayfamın başında görünüyor ama ilk sayfamda görünmüyor. Neden? Onu da birazdan söyleyeceğim. Bu üst bilgi. Aynı şekilde benzer şekilde bunu alt bilgi olarak da karşımıza çıkabilirdi. Ben bunu düzenlemek için ne yapmam gerekiyor? Çok basit bir şekilde buraya çift tıklamam gerekiyor ve burada ne yapacaksam onu yapmam gerekiyor. İşim bittiği zaman ESC'ye basarsam veya klavyeden çıkmış olurum. Bakın değişiklik oldu. Tekrar düzeltip tekrar çıkabilirim. Ben bu üst bilgi ya da alt bilgi bölümüne ihtiyacım olan ne varsa her şeyi yazabilirim, her şeyi ekleyebilirim. Oradaki alanı genişletip daraltabilirim ihtiyacıma göre.
Biraz önce dedim ya size, üst ilk sayfada görünmüyor ama diğer sayfalarda görünüyor. Neden ilk sayfada görünmüyor da burada görünüyor? Onun yanıtı da hemen şurada. Ben üst bilgi ya da alt bilgiye girdiğimde sekmelerin arasında üst bilgi ve alt bilgi sekmesi açılıyor. Böyle bir sekme otomatik olarak geliyor. Bu sekmede bakın burada ilk sayfada farklı, tekme çift sayfalarda farklı, vergi metnini göster gibi seçenekler var. Bu seçenekler kullanılarak siz ilk sayfada farklı, diğer sayfalarda farklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Yani ilk sayfada farklı olsun, diğer sayfalarda farklı olsun diyorsanız orada onu ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sayfa numarası eklediğinizde de eklemiş olduğunuz sayfa numarası alt bilgi ya da üst bilgi olarak belgenizde yer alacaktır. Ayrıca metinlerde görürsünüz bir sayfanın altında, şimdi metni okurken bir yerde bir yıldız işareti, bir iki gibi işaret vardır. Onun altında da aynı işaret vardır sayfanın sonunda. Bir açıklama yazar. Buna dipnot deriz aslında buna. Dipnot nasıl ekliyoruz? Hemen onu göstermek istiyorum size. Öncelikli olarak dipnotu nereye ekleyeceksek imlecimizin orada olması lazım. Mesela şuraya eklemek istiyorum. Joseph Regis'in adının yanına eklemek istiyorum ki sayfanın altına bu kişinin e-posta adresini yazabileyim diye. İşlem yapacağım yere tıkladım bakın. Burası önemli. Başvurulara tıkladım. Başvurular sekmesine tıkladım. Hemen dipnot ekle yazıyor burada. Dipnot ekleye tıkladığım anda bakın o gelmiş olduğum yere bir sayısını ekledi, rakamını ekledi ve buraya da geldi. İşte buraya mesela .com adresini yazdım. Ne yaptım? Bir sonraki kişiye de aynı şeyi yapalım. İşlem yapacağım yere geldim, tıkladım. Başvurular sekmesinden dipnot ekleye tıkladım. Bakın otomatik olarak eklenmiş oldu. Ben de onu geldim, yazdım. Ben diyelim ki bu ilk eklediğim dipnotu silmek istiyorum. Bu zaten diğer sayfalarda yok. Nasıl sileceğim? Aşağıdan gelip bir işlem yapmıyorum. Geliyorum buraya. Bu dipnot sayısını, rakam var ya oradaki, bir rakamını siliyorum. Sildiğim anda bakın alttaki direkt bir oldu ve buradan da gitti. Ben bir sayfaya istediğim kadar dipnot ekleyebilirim. Mesela yukarıya dipnot ekleyeyim. Dipnot ekleye tıkladım. Bakın direkt bir oldu ve oraya geldi. Ben böyle sayı, rakam gibi dipnot ekleyebileceğim gibi istersem de buradaki dipnot bölümünün sağ alt tarafındaki kutucuğa tıklayarak açılan yerden sayı biçimini, harf, Roma rakamı ya da simge yapabilirim. Onu uyguladığım anda da otomatik olarak sayılar simgelere dönüşür. Ama tabii dipnotları yorumlamak daha kolay olması için bunları genellikle sayılar kullanılarak yapılabilir. Bakın şurada benim Abrahams'a da bir dipnot ekleyelim. Şu anda örnek olsun diye bu şekilde yazıyorum. Ama siz raporda, dokümanlarda, bir yerlerde dipnot kullanıyorsanız dipnotun neyle ilgili olduğu, yani bir şey tanımlamak için dipnot kullanabilirsiniz. Bir sayfaya dediğim gibi istediğiniz kadar dipnot ekleyebilirsiniz. Mesela şuraya da gelelim. Burada bir yere şöyle Neyburk'a şöyle bir geleyim. Dipnot ekleyeyim mesela. İmleci bir tıkladım. Şuraya geldim. Is a city diyelim. Hani ne olduğunu biliyoruz gerçi de. Örnek olsun diye yazdım. Bakın ne oldu? Yukarıda 1, 2, 3'tü. Bu direkt 4'ten devam etti. Gördüğünüz gibi. Ben yukarıdaki dipnotlardan birini silersem, mesela 2'yi silelim. Bakın oradan sildim. Hemen bak, bir bakın 1, 2, burası da 3 olmuş oldu. Dipnotlarda bu şekilde. Metinlerimizde şimdi örnek veriyorum. Her başlığın yeni bir sayfadan başlamasını istiyoruz diyelim ki. Hazırladığımız metinde her belgenin yeni bir sayfadan başlamasını istiyorum diyelim ki. Onun için de sayfa sonu ya da kesme eklemem gerekiyor. Sayfa sonu ya da kesme eklemem gerekiyor. Bunun için de şunu yapmam lazım. Nereden itibaren sayfanın ayrılmasını istiyorsam oraya gelip tıklayacağım. Örneğin recommendation'ı yeni sayfadan başlamasını istiyorsam bir önceki yerin bittiği yere tıklıyorum. Bakın Newburg noktadan sonraya tıkladım. İmlecim orada. Bu işlemi kolay bir şekilde ekle sekmesinden sayfalar bölümündeki sayfa sonunu tıklayarak yapabilirsiniz. Bakın tıklıyorum. Tık aşağıya attı beni. Eğer ben burada şöyle birazcık metnimi çoğaltayım.
Bakın şimdi metin eklemeye devam ediyorum. Tık ne oldu? Sayfayı taştım. Diğer sayfaya gitti. Her zaman sayfa başında kalmış oldu şu anda benim recommendation'ım. Yani o başlığımı her zaman yeni sayfaya gelmesini sağlamış oldum. Ne yaptım? Nereden itibaren yeni sayfaya geçmesini istiyorsam geldim imlecimi tıkladım. Ekle sekmesinden sayfalar bölümünden sayfa dosyasına tıkladım ve yeni sayfaya geçmiş oldu. Şimdi geri alıyorum işlemi Ctrl Z ile. Bunu başka yerden nereden yapabilirim? Düzen sekmesine gelip düzen sekmesindeki kesmeleri kullanabilirim. Buradaki sekmeler o ekle sekmesindeki sayfa sonundan birazcık daha karmaşıktır. Ama benzer amaçlı kullanabilirsiniz. Bakın buradaki zaten özelliklerin ne işe yaradığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kesme özelliklerini. Burada birincisi işte biri sayfanın sonu sonraki sayfanın başı olarak işaretleyebilirsiniz diyor. Bakın ilk sayfa yazan yer. Yani benim biraz önce ekli sekmesinden yaptığım işlemi burada yapabilirsiniz diyor. İkincisi isterseniz de şurada bakın sonraki sayfa yapabilirsiniz diyor. Yani bölüm sonu ekle ve yeni bölümü sonraki sayfadan başlat diyor. Bunu yapabilirsiniz. Peki ikisini de aynı işe yarıyorsa niye biri sayfa diğeri sonraki sayfa? Şundan dolayı. Bazı metinlerde mesela lisansüstü tezlerde ilk bölümler genellikle Roma rakamı olur. Sonrasındaki bölümler normal rakamlardan oluşur. İşte ya da bazı metinlerde ilk başlangıçlarda Roma rakamıyla yazılır. Devamı normal rakamlarla yazılır, ifade edilir. İşte bu işlemi yapabilmeniz için illaki bu sonraki sayfa seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Bölüm sonları eklemeniz gerekiyor. Yani bakın burada zaten bölüm sonları ve sonraki sayfa diyor. Öte yandan sayfa sonları sayfa derseniz bu biraz önce bahsetmiş olduğum sayfa numarasını değiştirme işlemlerini yapamazsınız. Tabii ben sayfa numarası üzerinden örnek veriyorum ama bu sayfa numarası gibi bölümlerden bölümlere biçimlendirebileceğiniz diğer özellikleri de değiştirebilirsiniz. Yani ne gibi? Resim yazısı ekliyorsunuz. Resim yazısı bir bölümde farklı bir şekilde ifade edilirken diğer bölümde farklı şekilde ifade edilsin diyebilirsiniz mesela. Bunların ayarlarını buradan yaparsınız. Peki bu sayfa numarası nasıl olacak? Hemen onu ben size göstermek istiyorum. Bunun için hemen yeni bir Word belgesi açmak istiyorum. Word belgesi açtım. Örnek bir metin oluşturacağım. Bu rant diye bir komut var. Eşittir rant yazıp parantez içerisinde bir değer girip enter'a bastığınızda yazmış olduğunuz değer kadar otomatik olarak paragraf oluşturur Word. Ben bu metni hemen şöyle biraz biçimlendireyim. Şöyle yapalım. İşte buraya dedim ki başlık 1 diyelim. Şöyle benim başlığım olsun. Şunu kopyalayalım. Mesela şuraya gelelim. Başlık 2 olsun. Şöyle gelelim. Hatta biraz fazla gidelim. Şöyle yapalım. Başlık. Hatta başlık 2'yi buraya yapalım. Ki yaptığımız işlemin çalışıp çalışmadığını daha iyi yorumlayabilelim. Şimdi benim bir başlığım var. Bir de başlık 2'm var. Ben tabi burada şöyle yapalım bir de bunu. Başlık 2 şurada olsun. Ben şimdi başlık 2'ye kadar olan yeri Roma rakamını yapmak istiyorum. Başlık 2'den sonrasını normal rakamlarla ifade etmek istiyorum. Ve başlık 2'nin her zaman yeni sayfadan başlamasını istiyorum. Ne yapacaktım? En son bittiği yere geldim. Çiftlik imlecimi oraya getirdim. Düzen sekmesinden kesmelere tıkladım. Ve sonraki sayfaya tıklıyorum. Tıkladığım anda başlığımı buraya aldı. Şuradaki yanı boşluğu şöyle geri alabiliriz. Şimdi geldim. Hiçbir şey yapmadan şimdi yanlış yapmak istiyorum öncelikle. Hiçbir şey yapmadan imlecimi geldim. Öyle tıkladım şuraya. Ekle sekmesine geldim. Sayfa numarası ekle. Mesela sayfa sonuna eklesin. Tıkladım. Bakın aşağıya ekledi zaten. Burada görünüyor. Üst bilgiyi kapat diyorum. Çıktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Yani başlık 2 de kaldığı yerden devam etti. Şimdi bu işlemi geri alıyorum. Ctrl Z yaptım. Geri aldım. Sonra geldim. Bölüm 1'i seçiyorum. Bakın şimdi doğru yapmak için yapıyorum. Bölüm başlık 1'i seçtim. Yani ilk ayırdığım yer var diye. İlk ayırdığım yeri seçtim. Ekleden sayfa numarasına geldim. Sayfa numarasını seçtim ve kapattım. Şimdi bakalım doğru oldu mu? Bakın 1, 2, 3, 4 gene görünüyor. İşte bu noktada şunu yapmanız gerekiyor. Bütün sayfa numarasını bu şekilde ekleyeceksiniz. Daha sonra gelip
bilerek adım adım yanlış yaparak ilerliyorum. Daha sonra gelip, bakın sayfa numarasını ekledim, yanlış şu anda. Daha sonra gelip düzenlemek istediğiniz yeri düzenleyeceksiniz. Yani ilk bölüm Roma rakamı olsun istedim. Ekle sekmesine geldim. Sayfa numarası da biçimlendir. Şuradan Roma rakamını seç diyorum. Bakın böyle seçtim ve tamam dedim. Bakın iyi, 2 iyi, 3 iyi oldu. Sonra aşağı geldim. Bakın aşağısı 4 oldu. Ne yapmış oldum? Sayfa numarasını normal bir şekilde ekledim. Yani o yanlış yapıyorum dediğim şekilde ekledim. Ekledikten sonra ilk bölümü seçtim. Numaralarını biçimlendir dedim. Ve Roma rakamı yaptım. İkinci olarak ne yapmam lazım? Benim bu bölümümün birden başlaması lazım. O zaman geliyorum şimdi bu bölümümü seçiyorum. Seçtim. Ekleden sayfa numarası, sayfa numaralarını biçimlendir dedim. Başlangıcını bir seçtim. Ve tamam diyorum. Bakın şimdi. İyi. 2, 3 ve geldik buraya. 1, 2 diye gitti gördüğünüz gibi. Ben yukarıya yeni bir sayfa eklersem, mesela şuraya gelelim, eşittir rant diyelim, bir 10 tane rant ekleyelim, metin ekleyelim. Bakın ne oldu? Sayfa 4'e çıktı. Burası gene 1 ve 2 olarak ilerledi. Yani ne yaptım? Sayfa sonu kesmesi ekledim. Sayfa sonu kesmesi ekledikten sonra sayfa numaralarını ekledim normal bir şekilde. Daha sonra biçimlendirmek istediğim ayarlamaları yapmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.